Deloitte'in birleşme satın alma raporuyla devam edelim. Aslında yabancı yatırımcı hep ön planda dedik. Aslında baktığımızda Amerika'da işte bu mali uçurumla birlikte son dönemde 2012'nin sonunda kaygıların, endişelerin ön plana çıktığını izledik. İşte Avrupa krizi zaman zaman farklı ülkeler öne çıksa da hep konuşmaya devam ediyoruz ama hani böyle bir ortamda dahi yabancı yatırımcı Türkiye'ye ilgi gösteriyor. Türkiye'ye olan duyulan bir güvenin de göstergesi herhalde ama bunun altını biraz dolduracak olursak nedir yabancı yatırımcıyı orada motive eden en temel unsur Türkiye için? Türkiye'nin gelişen, büyüyen bir ekonomi olması en temel unsur. Hemen hemen her sektörde hareket, canlılık ve büyüme potansiyeli arz eden, büyüme stratejisi güden şirketler var. Çok sayıda küçük ve orta ölçekli şirket büyümesini finanse etmek istiyor. İç pazar çok dinamik, iç talep çok dinamik. Dünyanın diğer bölgeleriyle karşılaştırdığınızda biraz önce bahsettik %10'lar seviyesinde 2010-11, 8-9'lar seviyesinde bir büyüme oranı var. Bu hakikaten çok çarpıcı. Tabii şirketler de, çok uluslu şirketler de büyüme stratejilerini evet kriz dönemlerinde gözden geçiriyorlar ama uzun dönemli bakıyorlar. Orta vadede, uzun vadede hangi pazarlara yatırım yapılabilir? Nereden nereye kayılmalı? İç pazar nerede dinamik veya bir bölgesel üst neresi olabilir? Maliyet avantajı nerede yakalanabilir? Bu tarz şeyleri hep gözden geçiriyorlar stratejik yatırımcılar anlamında baktığımızda. Belki bazı ülkelerdeki varlıklarını elden çıkarıp gelişmekte olan ülkelere kaydırıyorlar. Finansal yatırımcılar tarafından baktığımızda da yine çoğu yabancı olmak üzere nereye paramı yatırabilirim ve nasıl getiri, hangi pazarda getiri sağlayabilirim diye baktıklarında gelişmekte olan piyasalar ön plana çıkıyor ve Türkiye'deki büyüme de onları, yatırımlarını tetikleyen en önemli unsur. Tabii bankacılık sektörü. Bankacılık sektörü çok güçlü. Krize de çok az etkilendi. Kamu borçlanması veya hane halkı borçlanma seviyesi hala düşük, birçok gelişmiş ülkeyle, Almanya ile bile karşılaştırdığınızda. Dolayısıyla bu tarz makroekonomik güçlü özellikleri ve de büyüyen bir ekonomi olması, küçük ve orta ölçekli şirketler pazarındaki canlılık, genç nüfus, bunların hepsi yatırımcıları Türkiye'ye çeken unsurlar. Not artışı meselesi, yani şimdi ikinci bir not artışı bekleniyor yeni yılla birlikte. Evet. İşte 6 ayda gelir, işte 1 yıl içinde gelir ama ne zaman gelir belli olmaz deniyor. İkinci not artışını birçok fonun da aslında beklediği de bir taraftan konuşuluyor. Siz ne diyorsunuz? Ya bu not artışı hikayesi de belirleyici midir Türkiye'ye olan bakışta? Belirleyici veya tek etkendir diyemem. Sanıyorum doğru olmaz. Ancak evet, yatırımcının algısını kuvvetlendiren bir etken. Uzun zamandır aslında Türkiye yatırımcılar tarafından yatırım yapılabilir bir ülke olarak görülüyor ve zaten Türkiye öyle fiyatlanıyor. Bu yatırımın o şekilde fiyatlanıyor. Değerlemelerin nerelerde olduğu belli. Bu kadar birleşme satın alma aktivitesi oluyor. Bu zaten yabancılar nezdinde kabul edilmiş ve satın alınmış bir özellik. Ama mutlaka kuvvetlendirici bir etkisi olacaktır. Belki bazı büyük projelerin önünü açacaktır. Şu ana kadar Türk finansör kuruluşlar, evet, bazı fonlamalar yaptılar güçlü finansman yapılarıyla ama büyük altyapı projelerinin veya bekleyen başka büyük çaplı projelerin finansman kaynağı anlamında da, alternatif yaratma anlamında olumlu bir etkisi olacaktır not artışının. Bunu soruyorlar mesela size, hani ikinci bir not artışı, ikinci bir kurumdan, kredi derecelendirme kuruluşundan yatırım yapılabilir kategoride not gelir mi, nedir beklentiler, yani bu yönde bir ilgi var mı, sorulardan ne anlıyorsunuz? Aslında yatırımcıların çok önde sorduğu bir soru değil, onu söyleyebilirim. Yatırımcıların ne bir politik risk ne bir hani not artışı çok ön planda sorduğu sorular değil. Siyasi genellikle ekonominin güçlü durumu nereye gider, sektörler nasıl büyüyor, nerede ne regülasyon var, hangi şirket nerede ne yapıyor, tamamen büyüme odaklı, kurumsallaşma odaklı, piyasa itibarı odaklı Türk hissedarlarının. Sorular hep bu yönde olur genelde. Bu arada daha çok küçük işlemlerle bu birleşme ve satın almaların gerçekleştiğine dair bir yorum da var raporda. Ya şöyle bir ifade var, örneğin işlem sayısının %83'ünü oluşturan 50 milyar doların altındaki işlem büyüklüğüne sahip 214 işlem
toplam hacmin sadece %9'u. Yani küçük küçük işlemlerden oluşan bir 28 milyar dolarlık rakam var karşımızda aslında. Bu neyin göstergesi? Yani bir dinamizmin mi göstergesi? Kesinlikle Türkiye'de birleşme satın almaların aslında tabana yayıldığının bir göstergesi. Geçen 2011'de de bu böyleydi, 2012'de de devam etti. Çok çarpıcı bir sonuç okuduğunuz kısım aslında. İşlemlerin büyük çoğunluğu, %85 gibi çok önemli bir bölümü, işlem hacminin sadece %10'unu oluşturuyor. Bir elin parmaklarını geçmiyor belki büyük ölçekli işlemler. 10 kadar büyük ölçekli işlem var ki büyük ölçekli işlem dediğimizde bunlar 250 milyon doların üzerindeki işlemler. Bunlar işlem hacminin %75'ini oluşturmuş 2012'de. Hakikaten hareketi domine eden yer küçük ve orta ölçekli işlemler pazarı. Hareketin kaynağı burası. Bu da iyi bir gösterge. İyi bir gösterge. Dinamizmin göstergesi. Önümüzdeki dönemde büyüme potansiyeli olan çok sayıdaki şirketin varlığının göstergesi. Ve hareketin de burada olacağının göstergesi.